akşamlar. Hocamız maçla alakalı yapacak. Daha sonra varsa sorularınız, sorularınızı alabilirsiniz bu hocada. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir destek gösterdiler. Yani herhalde Akhisar maçından sonra en çok pozisyona girdiğimiz maçtı. Rakibe çok pozisyon verdiğimiz de söylenmez. İyi oldu, kazandık, mutluyuz. Artık 6 maç var, 3'ü içeride, 3'ü dışarıda. Bu maçlardan da 9-10 puan çıkartmamız gerektiğini düşünüyorum. Tekrar hafta içi bir desteklerini esirgemeyen başta başkanımız olmak üzere Arif abi ve Cem abiye çok teşekkür ediyorum. Takımın yanından hiçbir zaman ayrılmadılar. Artık yarın itibaren Kayserispor maçının hazırlıklarına başlayacağız. Soru sola. Ya şimdi Ercan abi şöyle bir şey var. Bu maçı yenilsek kim bilir neler söylenecekti. Böyle bir maçta Ahmet Doğru oynamaz mı gibi gibi. Çok uzağa gitmeye gerek yok. Onlar benim oyuncularım, onlar benim kaptanlarım. Ama çok uzağa gitmeye gerek yok. Daha geçen hafta Ahmet Doğru oynarken bu takım 4-7. Eğer ikisinin oynamamasına bu işi bağlayacaksak onlar oynadığı zaman da takım 4 diyebiliyor. Onlar oynuyor diye 4 yemiyor. Eğer onların oynamamasına bağlayacaksak çok uzağa gitmeyin. Geçen hafta bu takım 4-7. Ya da ilk Galatasaray maçında 5-7 yine ikisi vardı. Ya da Alanya'daki maçta 4-7 yine ikisi vardı. Gibi gibi. Her maçın kendine göre bir hikayesi var. Onlar benim oyuncularım değil. Onlar benim kaptanlarım. Oyuncudan da öte. Nitekim zaten Ahmet ikinci yarı girdiği gibi oynasa, her maç o konsantrasyonu ortaya koysa, şimdi isim vermek istemiyorum ama onların kalitesinde olmayan bir sürü adam milli takıma gidiyor. Bugün kaybetsek de aynısını söyleyeceğim. Çünkü Ahmet Luhur'un A milli takıma gitmesi lazım. A milli takıma gitmesi gereken oyuncu oynamaz mı diye bir şey yok. Performansı düşük ki belki de alınmıyor. Yani bugün çok yıllar önce Ünal abi de PTT'de oynarken A milli takıma gitti. Bugün ama PTT ligden bir oyuncu A milli takıma gidiyordu. Ahmet o oraya çağrılmıyorsa bunu Ahmet'in kendine dert etmesi lazım. Dolayısıyla kimseyi unutmuş, kimseyi silmiş bir halimiz yok. Onlar bizim oyuncularımızdan da öte, kaptanlarımız, en azından altyapıdan çıkan oyuncularımız. Ama dediğim gibi bu meslek çok itibarsızlaştırılıyor. Şöyle ki şayet bugün bu maç istemediğimiz sonuçta bitseydi, işte Şenol Hoca ile kavgalı da böyle maçta Peter oynamaz mı? Böyle maçta Ahmet Doğru'la yedek mi kalır? Gibi gibi 1000 tane senaryo yazılırdı. Ki dün Göztepe'ye yapılan haksızlığın, Tamer Hoca'ya yapılan haksızlığın aynısı gibi. Yani böyle algı operasyonlarından vazgeçmek lazım. Yaptığımız iş güzel iş, onurlu iş. Bu işi bu kadar itibarsızlaştırmamak lazım. Dembaba topa vurmuş, 40 metreden direkten dönmüş. Bilerek direğe vurdu, atamadı diyorlar. Ayıp, böyle bir şey olabilir mi ya? Bu kadar insanlar itibarsızlaştırılır mı? Tamer Hoca Beşiktaş'a karşı kazanmak istemez mi? Göztepe kazanmak istemez mi? Ya da başka bir taraftan baktığın zaman Beşiktaş'ın Göztepe'yi yenecek gücü mü yok? Biz 3-0 yedik. Beşiktaş niye yenemezsin? Ama ne oluyor? İşte orada Tamer Hoca ve ekibine bir itibarsızlaştırma algı operasyonu. Allah korusun bugün maç kötü bitse işte bak Beşiktaş daha işte böyle böyle oldu da istediği takımın as oyuncularını oynatmadı gibi gibi. Yani onun için mesleğimize de biraz saygı duyulması lazım. Yani bunun böyle olması gerektiğini düşünüyorum. O aramızda kalacak bir diyalog. Zaten haftada 2-3 gün konuşuyoruz. Maçtan önce de aradım. Çünkü bizim Başakşehir maçından önce bize tesislerini açtılar. İnanılmaz bir misafirperverlik örneği gösterdiler. Ya şimdi ben önce şunu söyleyeyim. Hafta içi bir röportaj çıktı. O röportajın sadece Fatih Terim ve diğerleri vardır kısmı güncel. Diğeri 3 ay önce yapılan bir röportajdı. Güncel bir röportaj değildi. 3 ay önceki röportajı bugün gibi yansıtıp da işimiz gücümüz yok da geçmişteki problemleri bugüne dakika başı temcit pilavı gibi insanların önüne getirecek halimiz yok. Yani biz Şenol Hoca'yla tartıştık diye de her röportajda Şenol Hoca'nın aleyhine bir şey söyleyecek halimiz yok. Ama 3 ay önceki röportajı aldılar bugün koydular. Şunu ifade etmeye çalışıyorum. Orada aramızda bir diyalog geçti. Tebrik etti. Ben de kendisine geçmiş olsun dedim. Şampiyonluk yolunda kendilerine başarılar diledim. Bir defa benim hocam, milli takımdan hocam. Ben de emeğe büyük olan bir hocam. Onun kariyerine gelmeyip, daha gelemeyip aynı olgunluğu gösteremeyen bir sürü teknik adam varken nitekim Fenerbahçe maçında Aykut abinin yaptığı gibi bugün de Fatih Hoca büyük bir nezaket örneği gösterip rakibi tebrik etti. Ben de kendisine teşekkür ettim.